Fenerbahçe düşüşe geçti diyor. Ara verildi, aradan en çok memnun olan bence Jesus hocadır demiş İbrahim Günay. Ne dersiniz, düşüşe geçti diyor musunuz alınan mağlubiyetle birlikte? Yok yani neden? Konyaspor maçında da yaşadı benzer bir mağlubiyet. Evet. Sonrasında şimdi bakalım Konyaspor maçından Giresunspor maçına kadar olan süreçte sadece Beşiktaş beraberliği var Fenerbahçe'nin. Geriye kalan tüm maçlarını kazandı. Yani bir mağlubiyetle mevsimler değişmiyor. Ama şunu söyledim az önce. Fenerbahçe özellikle şampiyon olamadığı son 8 sezonda hep bir panik havası yaşadı. Bir mağlubiyetle, iki mağlubiyetle o havaya girildi. Bu kez ama Fenerbahçe bu durumdan çıkarabilecek bir teknik direktörü var. O havaya sokmayacak. Yani bir mağlubiyetle yaşansa, belki üstüne ikinci maçta puan kaybetseniz, o atmosferden sizi rahatlıkla çıkarıp güven verebilecek bir teknik adamı var yedek kulübesinde. Bunun avantajını da sezon içerisindeki maçlar da yaşıyor. Fenerbahçe'nin oyunu her zaman risk teşkil eden bir oyun. Bu ayrı. Jesus da bunu söylüyor zaten. Biz riskli bir oyun oynuyoruz diyor. Evet. Fenerbahçe bir yerim iki atarım, iki yerim üç atarım oyununu oynuyor. Çoğu zaman tabii farklı galibiyetler alıyor ama işte gördük. Karagümrük maçında 5-4 bitti mesela. Karagümrük'ten 4 gol yedi. Şimdi 10 kişi kalıp bu oyunu oynamak çok zor. Ve Giresunspor da şöyle söyleyeyim. Yani belki ligdeki durumu hani çok alt sıralarda vesaire ama büyük takımlara çok ters geliyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş kazanamadı Giresun'a karşı. Galatasaray'dan da puan almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Fatih Hoca'yı gönderdiler. Fatih Hoca o maçtan sonra aynı şekilde. Yani Giresunspor ters gelen bir takım. Yani bir mağlubiyetle mevsimler değişmez. Fenerbahçe'de de ben bu ara Fenerbahçe'ye çok iyi geldiğini düşünüyorum. Az önce söylediğiniz gibi. Stoperlerde mesela özellikle savunma hattındaki oyuncular çok fazla değişmedi. Evet. Jesus'un bir rotasyonunu hep konuştuk biz. Ama savunmayla çok oynamadı. Genellikle evet. Orta saha hattı, hücum hattı. Orada zaten çok bolluk, bereketli bir topraklar içerisinde yetişmiş oyuncu grubu var sanki. Hani böyle orta sahaya bakıyorsunuz 8 tane, kanada bakıyorsunuz 3 tane, forvet 5 tane. Yani say say bitmiyor. Ama stoperde Luan Perez sakatlandı, Gustavo Henrique sakatlandı. Dolayısıyla Serdar ve Adne Salah ile o yolu yürümek zorunda kaldı. Yani elinde Luan Perez olsaydı muhtemelen Salah'ı bir ara dinlendirecekti. Ara ara rotasyon uygulayacaktı. Bunu uygulayamadı. Bazı oyuncuların etkisi azalabiliyor bu tip durumlarda. Ha şurada söylenebilir. Ya 3 günde bir maç oynamaya alışkın olması lazım oyuncuların diye. Ama şimdi Fenerbahçe ligde oynuyor ayrı. Kupa, Avrupa'da oynuyor ayrı. Onun dışında ülke milli takımlarına gidiyor bu oyuncular. Ki Adnan Salay'dan bahsediyorum mesela. Ferdi Kadıoğlu aynı şekilde milli takıma gidiyor. Maç sayıları çok fazla. Ön alandaki oyuncuların maç sayısı onlara göre daha az. O yüzden tempo açısından da etkileyebiliyor oyuncuları. Bir de sakatlıkların vesaire dönüş süreçleri de bu sürede tamamlandığı için Jesus tekrar sezon başındaki gibi geniş havuzlu kadrosuna geri dönmüş olacak her mevkide. Yani en isteyebileceği anda bu ara geldi. Zeynep Hanım yazmış bize, Kocaeli'nden izleyicimiz Zeynep Kösal diyor ki tam 50 yıldır bir spor sever olarak futbolu takip ediyorum. İyi bir taraftar olarak da ilgim fazla. Hiç avantajlı fikstür diye bir şey yok. Her maçın ayrı hikayesi var. En ummadığın takımda yenilebiliyorsun. Olan şudur, takımın gidişatı başarısını ancak gösterebilir diyor. Şöyle bir ben de koridor açayım. Mesela hani bahsediyoruz ya işte... Sezon başında mesela dedi ki Mehmet tercih ederim kolay. Ben kolay yani ben mesela her zaman ilk maç evimde başlayayım. Ama mesela şöyle de bir şey oluyor sonrasında işte sezon başında çok kolay maçlar vardı. Takım yanılttı işte sıkıntılar göze çarpmadı sonra zorlu fikstürde işler tam tersine döndü de denebiliyor. Yani bunun tam tersi de olabiliyor. İşte o yüzden Zeynep Hanım'a biraz katılıyorum. Şöyle Tudor ve Valerian İsmail'in yaşadığı şeyler takımlarını iyi yüklemeyle. Gayet fiziksel olarak üstündü. İşte Beşiktaş'ın Karagümrük, Sivas maçlarını hatırlıyorum ama benim mantığım şu, ben bir kere birinci haftayı içeride oynamak isterim. 17. haftayı da 34 haftalık düşündüğümde sonuçta hani, bir kere şahit olduk. İşte Fenerbahçe Denizli'de kazanamayıp şampiyonluğu kaybetti ama Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda yendi. Kolay kolay son hafta şampiyonluk kaybedilmez. Yönetmenimiz Tolga hatırlattı. Rekat Galatasaray'da 8'de 8'de başladı. Doğru. Sonra 8. bitirdi ama diye. Ben orada şöyle de yorumluyorum. O Rekat'ın takım Avrupa oynuyordu. Şimdi fikstür avantajı benim için şöyle olur. Abdullah Avcı'nın geçen sene yaşadığı nedir? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe 3 günde bir maç yaptı. Trabzonspor, Roma'ya elendiği için Avrupa'da yoktu. Bu ciddi avantaj.
Yani işte Okan Buruk şimdi nedir? Sayalım maçları. Kayseri, pardon Adana Demirspor, Kayseri, Alanya. Bu 3 maçta 7 puan kaybetti. Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir 9 puanın hepsini aldı. Yani o göreceli değişir yani. Ritim yakaladıktan sonra artık çok rakip de ayırt etmiyorsunuz. Bir anlamda işinize de geliyor. İşte Sergen Hoca'nın şampiyonluğun bütün temel taşı o kritik Başakşehir, Fenerbahçe maçları bakarsak. Zorluk seviyesi en yüksek maçlar ki o dönemki Başakşehir daha düşmemişti bu kadar. Öyle söyleyelim. Ondan sonraki süreçte Başakşehir o sezon çok kötü noktalıydı. Tekrarlayayım hani fikstür dediğim gibi ama şu önemli, İstanbul dışına çıkmama önemli. Yani 3 günde bir maç maratona giren takımlar için artı futbolcu grubu da artık yeri geliyor, kamplar kaldırılıyor. Yani oyuncuların ben çok mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Hoş Galatasaray bu sene tekrar döndü. Maçtan bir gün önce Florida kamp yapıyor ama ya bazen bazı oyuncuları rahat bırakmak gerek. Hani eskisi futbol çünkü çok yoğun tempo var. O oyuncu grubunu da anlayabiliyorum. Teknik heyetleri de anlayabiliyorum. Ben hani mantık olarak her zaman kolay rakiplerle başlamanın avantajı olduğunu düşünüyorum. Bir izleyici sorusuyla gelelim mi? Soner Bey yazmış. Herkes Fenerbahçe'nin zorlu fikstüründen bahsediyor ama Mart'a kadar Jesus sadece lige konsantre olacak ve böyle olunca bence Mart'a kadar puan farkı minimum 10 puan diye bir yorum yapmış. Şimdi mesela o zorlu fikstürü kolay fikstüre bu Avrupa örneği verilebilir. Gruptan çıktığınız takdirde bir daha Mart ayında oynuyorsunuz tabii. Mesela. Mart'a kadar o arada şansınızı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Puan farkı açılacaksa o arada açılacaktır ki tam dönemleri. Trabzonspor da mesela şampiyonluğu bunun ekmeğini yedi. Aynı şekilde Beşiktaş da. Aslında Beşiktaş sezonun sonuna doğru puan kayıplarını peş peşe yaşadı. Ama daha önceden farkı açtığı için o şampiyonluk geldi. Keza Trabzonspor. Son haftalarda hatırlayın Trabzonspor'un puan kayıplarını. Ama Trabzonspor öyle bir puan farkını oluşturmuştu, evet, ki Ekim ayından sonra zaten bir daha o fark kapanmadı. Fenerbahçe de benzer bir periyodu yaşayacak aslında. Eğer ki rahat bir şekilde o Mart ayını görmek istiyorsa puan farkını açmak durumunda. Zorlu fikstürü var. Kabul edelim. Şimdi bu fikstür içerisinde ilk 5 maçta az önce gösterdik. İlk 5 maçta oynayacağınız 3 rakibiniz zorlu rakip. Deplasmanda oynuyorsunuz. Trabzonspor, Antalyaspor ve Gaziantep. Gaziantep'i de sayıyorum ben riskli takımlar arasına. Galatasaray'la evinizde oynuyorsunuz. Bu 5 maçtan Fenerbahçe galibiyetlerle zaten ayrılırsa çok güçlü bir şekilde, o Mart'a kadarki süreci çok güçlü bir şekilde yönetir. Peki bir soru daha Ali Bey'den. Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı var mı sizce diye sormuş. Varsa hangi mevkilere? Sakat oyuncuları var. O sakat oyuncuları iyileşirse ben artık 4 büyük özelinde de söylüyorum. Hadi Beşiktaş orada bir ayrı yere koyuyorum. Hoca değiştiği için Şenol Hoca savunmaya takviyeler istiyor. Saygı duyuyorum ama ben yani yapmasınlar. Çift haneli transferler yaptı. İlk kez öyle bir transfer dönemi geçirdik hep. 12-13 oyuncu aldı. Trabzonspor'da sakatlıklar yaşandı vesaire. Fenerbahçe'de şu an Juan Perez ve Gustavo Henrique de iyileşecek. Ama tabii bir gerçek var. Fenerbahçe stoper rotasyondaki o darlık, orta sahadaki oyuncuları da çok stopere tercih etmedi Jesus. Salah'ı çok bireysel hatalar yaptı. Bir Karagümrük maçı aklıma geliyor. Zaten son Giresunspor maçı da net şekilde Serdar Aziz'e yazar ama ön tarafta da Joshua King iyileşiyor. Yani sakat oyuncuları iyileşecek Fenerbahçe'nin. Ferdin sakatlığında çok uzun süreli olmadığını biliyoruz, görüyoruz. Ben Fenerbahçe ile Galatasaray'ın çok transfere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum açıkçası iki takımında.